E-ticaret sohbetlerinde aylardan Mayıs ve Konya'dayız. Yanımızda defterlerden sevgili Doğukan Coşkun var. Doğukan hoş geldin. Merhaba, hoş buldum. Seni bugünlerde arayanlar oldu mu? Şöyle, geçen Denizli'ye gittim. Şirket kurmam gerekiyor dediler. Dedim ki Doğukan Coşkun, dedim ki numarası bu. Aldılar bilmiyorum, arıyorlar mı seni? Evet, yani biz bu etkinliğe başladığımızdan beri o anlamda güzel talepler geliyor. Güzel. Çok güzel bağlantılar kurduk. Harika. İletişimimizi çok orada derinleştiriyoruz. Şimdi şirket kuruluşu, herkes onu istiyor. Şirket kurmak istiyor. Şirket nasıl kuracağız? Nasıl başlayacağız? Ya orada aslında kişiler iş planını oluştururken ilk önce hangi şirket tipini seçmeliler onu bir belirlemeleri orada gerekiyor. Orada bir soru şartı var değil mi? Evet. Limited mi olacak? Şahıs mı olacak? Evet, anonim maalesef mi olacak değil mi? Genelde şu anda insanlar şirket tipinin prestijine göre karar veriyorlar ama buradaki gelir dağılımları çok önemli. Özellikle yüksek gelir hedefleyen kişilerin şahıs şirketinden biraz daha uzak durup sermaye şirketi kurmaları gerekiyor. Veya işten çok emin değillerse, gerçekten herhangi bir iş kolunu denemek için başladılarsa bu yola şahıs şirketi üzerinden devam etmeleri gerekiyor. Yani bu kişilerin ticarete başlarken bir sıfır önüne başlaması gibi bir şey. Doğru şirket tipini seçmek. Doğru şirket kurduktan sonra da markalaşması gerekiyor. O da çok evet. Önemli. Onunla alakalı ne söylemek istersin? Markalaşma, teşvikler. Evet, teşvikler şu anda çok önemli bir yer kaplıyor. Hem COSGAP destekleri hem de devletin diğer destekleri girişimcilere bu anlamda çok destek sağlıyor. Özellikle mesela teknoloji girişimlerine Türkiye'de çok fazla bir yatırım var. Bunun dışında markalaşma süreci de kişiler herhangi bir şekilde ürünlerini lanse etmeden, reklam vermeye başlamadan önce kesinlikle markalarını tescil ettirmeleri gerekiyor. Hatta şu anda günümüzde biliyorsunuz Amazon, Etsy ticareti ön planda. Şirketlerini global seviyeye taşıyacaklarsa uluslararası patentlerini bile almaları gerekiyor. Bu çünkü daha sonrasında reklam vermelerinde veya o yatırımı yaptıkları markaların patentlerini alamadıklarında ciddi bir zarar verebiliyor şirketlere. Şimdi senin iki tane şapkan var, defterdar. Girişimcilere yol gösteren A'dan Z'ye hangi şirketi kuracak, markalaşma, teşviklerden faydalanma bir sürü şey var. Bir de ofis bulma tarafı var. Evet. Çünkü bir de ofis bulmamız gerekiyor. Orada da e-ofis var. Konya'da var diye biliyorum. Var. Konya'da Konya Kule Plaza'dayız. Buradaki ticaretin de gerçekten çok aktif olduğunu gördüğümüz için Konya'ya da yatırım yapmak istedik. Burada özellikle kurumsal... Sizin yatırım yapmanız yer yok ki arkadaşlar. Her ay bir ile gidiyoruz. Burada var mısınız? Varız. Burada var. Her yerde var. Evet. Büyük illerin çoğunda ofis değil mi? Şu anda 13 ildeyiz. 60 lokasyonda hizmet veriyoruz. Çok İstanbul ağırlıklı ama diğer bütün şehirlerde de, ticaretin olduğu bütün şehirlerde de böyle bir yatırımımız var. Özellikle Konya üzerinde de kurumsal şirketlerin çok dikkatini çeken bir yapı oldu. Ne kadar güzel. Çünkü biz sadece şirketlerin ana merkezi değil, aynı zamanda iletişim adresleri de olabiliyoruz. Özellikle remote çalışmanın çok yaygınlaştığı dönemde İstanbul merkezli şirketler farklı illerde iletişim ofisleri açabiliyorlar. Biz o anlamda da firmalara destek sağlayabiliyoruz. Merkez İstanbul'da ama uzaktan çalışma sistemiyle orada da evet. Kuruyor. Uydu ofis gibi yani. Tabii. Süper. Özellikle yazılım tarafında böyle çok büyük bir talep var. O tarafta da karşılık veriyoruz. Yani Doğukan'da ne ararsan var. Şirket kurulumu var. Ofis bulma var. Teşviklerden faydalanma var. Başka e-fatura, evet, ön muhasebe, ön muhasebe onunla alakalı var. Evet. Defterdar.com. Defterdar.com adresinden bu hizmetlerle ilgili 360 derece bilgi alabiliyorlar. Aynı zamanda hangi şirket tipini seçeceğine karar vermekte de zorlananlar oluyor mutlaka. Doğru. Biz iş kolunu dinleyip ona göre bir yönlendirme yapıyoruz. Herkesi bekliyoruz. Işte keşke 8-9 sene önce ben de kendi şirketimi kurarken defterde olsaymış. Bayağı zorlanmıştım. O mu, şu mu? 30 tane yere sormuştum. Şimdi hiçbir şey beklemeden belki de bir saat içerisinde bütün sorularınızı A'dan Z'ye cevap alabiliyorsunuz. Çok teşekkür ederim Doğukan. Ben teşekkür ederim. Ağzına sağlık.